Ben şahsen ceza olmasa maskeye takmam. Diyor ki işte kurallar uymamak için vardır. Ülke olarak sizin açısına niye para verdik? Bu kadar çok mu paramız? Çoksa bize dağıdın. Esnafları görüyoruz. Esnafların hiçbiri içerilerde maske takmıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık vaka tablosuna göre son bir haftada en fazla artış yaşanan iller arasında Kayseri 4. sırada yer aldı. Bizler de vatandaşlara Kayseri'deki artışı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bunun sebebi ilk başta sosyal, yani halk mesafeyi korumuyor. Yani normal 1,5-2 metre mesafe olacak. Bunu korumuyor. Herkes mesela bir bankada, bankamatikte falan üst üste çıkmış. Herkes düğünlerde falan dikkat etmiyorlar. Aha görüyoruz maskeyi herkes bırakmış. Yani herkes eski şeye, günlük yaşama dönmüş. O da normal yani. Çünkü korona bitmedi. Herkesin kafasında korona bitmiş gibi bir şey var, tavır var. O zaman da vaka sayısının çoğalması normal. Yani her tarafın açılmasıyla bayağı bir vaka çoğaldı. Yani sonuçta yapılacak bir şey yok buna. Sadece aşılanması daha iyi olur bence. Peki bu vaka önüne geçebilir miyiz sizce? Vaka önüne geçemezsin çünkü her yer açıldı. Çocuklar, bugün mesela ben okuldaydım. En az 1000 kişi aynı yerde yani yan yana duruyorduk. Herhangi bir sıkıntı yoktu yani. Kimse Covid'den korkacak herhangi bir önlem yoktu. Sadece maske. Artması normal. Yani ülkemizde para olmadığı için, insanlara kapatamadığımız için bu daha çok artacak. Geçtiğimiz dönemde daha fazla artacak. Önümüzdeki kışın daha yani çok tavan yapacak. Yani atıyorum kaç bin insan kaybetmişsin? 200 bin. Ben şunu mübarek söyleyeyim 1 milyon insanı bulacak. Daha fazlasını bulacak. Peki ya bunun önüne nasıl geçebiliriz? Ülkemizin parası olması lazım. Refah olması için ekonomimizin iyi olması lazım. Yani hafta sonu kapat, hafta içi aç. 9'dan sonra yasak, sabah 7'den sonra serbest. Böyle olmaması lazım. Her insanı bir ay evine kapatacaksın, bütün aileyi. Bunun önüne anca öyle geçilir. Parasını vereceksin insanların, evinizden çıkmayın diyeceksin, hiç kimse çıkmayacak. Ben çalışıyorum, çıkmak zorundayım. Ailem evde, değişen hiçbir şey olmuyor. Akşam tekrar yine evime geliyorum. Benim dışarıdan alıp getirmediğim de malum. Doğru mu? Mevzunun gözü bu. Paramız olmadığı için bunu yaşamak zorundayız ve yaşayacağız da. Geçen dönem mesela hafta sonları kapatılıp işte 7 gün, 8 gün, 9 gün, 16 gün, 15 gün. Yani bir oyun oynuyor gibi bir şeyin içindeyiz yani. Ama bunu herkesin bir ay evine kapatırsan, ben şahsi fikrim. Şey gibi olduk yani, bir oyun oynuyor gibi oldu yani bana. Ben aşı vuruldum. Geçen hastaneye gittim. Ben dedim aşı vuruldum dedim. Ondan sonra işte hastam var içeriye gireceğim dedim. Sen aşının dedi bir önemi yok ki dedi. Bir önemi yok da niye aşı yapıyorsunuz ki? Yani bir faydası yoksa aşı yapmayın. Şimdi Çin acısı hiçbir işe yaramıyor diyorlar. Herkes Alman vurulacak diyorlar. İşte kendi aramızda konuşuyoruz. Herkes Alman istiyor. Çin'i niye vurulduk o zaman? Ülke olarak Çin aşısına niye para verdik? Bu kadar çok mu paramız? Çoksa bize dağıdın. Biz kendimiz yapıyoruz bunu ya. Mesela otobüsler tıklım tıklım dolu yine. Maskeyi dağıtıyoruz kendimizi. Yani topluma gidip en azından tamam maskeyi dağıtıyoruz da toplumda olsun maskeyi böyle taksak her şey düzelecek de. Biz isteriz yani. İnsanoğlu kendi yapıyor yani. Bunda kimsenin bir suçu yok ki. Peki bu artışın önüne geçebilir miyiz? Geçeriz. Maskemizi çıkarmazsak, mesafeyi korursak, hijyene devam edersek koruruz. Otobüslerde de biraz şöyle bir esneklik olsa daha güzel olacak. Otobüslerimiz tıklım tıklım. Yani bunu biz kendi elimizle yapıyoruz. Yani kimsenin bir suçu yok. Ne Kayseri'deki başka? Vatandaşlar kurallara uymuyorlar. Abi cezaya devam edecek artık. İnsanları cezaya cezbediyor. Normalde yani kapatmazlar. Ben şahsen ceza olmasa maskeye takmam. Herkes aynı yani. Yani 3000 lira ceza var diye maskeye takıyor insanlar. Ha demin baktım kimsede maske yok ama topluma gereken bari takalım. Ben de takmıyorum normalde de ama yalnızken takmıyorum. Şehir dışındayken takmıyorum mesela böyle eve giderken böyle müsait bir yerlerde. Ama topluma gidin mi kalabalıkta maskeye takalım lütfen. Kimse kurallara uymuyor maalesef. Biz evden çıkmıyoruz ama herkes gördüğünüz gibi dışarıda. Ben mecburiyetten evden çıktım. Özel oğlum var. Onun için çıktım. Maaşını alıp kiramı yatırmak için çıktım ama görüyorum ki herkes sokaklarda yiyorlar, içiyorlar. Şöyle çekerseniz yani herkes dip dibe oturuyor. Kimse korumuyor maalesef. Peki ya sizce vatandaşlar neden korunmuyorlar? Neden kurallara uymuyorlar?
Bilmiyorum, yasak olan şeyler vatandaşları çekiyor herhalde. Özellikle Kayseri vatandaşlarını çekiyor herhalde. Yasak olan her şey çekiyor. Bir de şunu duyuyorum. İşte diyorum, ben vatandaş olarak birinin maske takmadığı zaman uyarıyorum ama diyor ki işte kurallar uymamak için vardır. Onu söylüyorlar. Sizler vatandaşları uyardığınız zaman size tepki gösteriyorlar. Evet, yasaklar diyorlar uymamak için var. Tabii ki bunlar güzel şeyler değil. İnsanlarımız için, sağlığımız için, çevremizdeki kişiler için. Bizim maalesef çevremizde de görüyoruz. Genelde ihtiyar amcalar diyelim, vatandaşlarımız maske kuralına uymuyor. Tanımadığı insanlarla kol kola, omuz omuza beraber oturuyor. Tabi bunlardan dolayı esnafları görüyoruz. Esnafların hiçbiri içerilerde maske takmıyor. Bunlar tabii ki olumsuz etkenler. Bunlardan dolayı haliyle maalesef ülkemizde de delta varyantı çıktı. Benim çevremden de ailemden de rahmetli olanlar oldu. Rahatsızlık geçirenler, hala karantinada olanlar da var. Benim sadece öncelikle Kayseri halkından ve tüm Türkiye halkından ricam, mesafemizi koruyalım. Elimizi mümkün olduğunca devamlı yıkayalım, dezenfekte edelim. İnsanlarla, tanımadığımız insanlarla aramıza mesafe tutalım. Maskemizi indirmeyelim. Hijyene önem gösterelim. Diyeceklerim bu kadar.